Ben marka ve patent uzmanı avukat Fikret Teren. Ben telif hakları uzmanı avukat Cahit Dırca. Ben de tazminat hukuku uzmanı avukat Ahmet Öztürk. Ben de korku ve endişe uzmanı Öykü Acar. Memnun oldum. Şahsınıza olan suçlamalar hakkında bilginiz var sanıyorum. Vallahi ben bir şey yapmadım. Telif hakkı Monica Sessa'ya ait olan tasarımları kesici alet kullanarak değiştirme ve veya biçimlerini bozma. Signora Sessa'nın manevi haklarını ihlal. Son olarak da marka hakkına tecavüz. Ne diyorsunuz beyefendi? Ben kimse tecavüz falan etmedim. Kıyafetleri siz değiştirmediniz mi? Hayır. Yani belki böyle azıcık bilemedin 2-3 yerine küçük müdahalelerde bulunmuş olabilirim en fazla. Ama parçaları çizseyse ben onları hemen geri dikebilirim. Hiç problem değil. Hapse mi gireceğim? Ah be Öykü. Ne oldu arkadaşım, hayırdır? Hayır, madem böyle bir şey yapacaksın bir sor bana değil mi? Nasıl kesersin böyle bir kadının kıyafetlerini ya? İyi de bundan sana ne? Keser keser, onun işi bu. Tabii ki kesecek. İyi bile yapmış. Ne alakası var? Ya birisi senin projeni silse, tekrardan çizip öyle sunsa müşteriye ne yaparsın? Canın sağ olsun hayatım derim. Bir proje daha veririm, al bunu da sil derim. Yok, sen bu kafayla batarsın ya. Batışım Öykü'nün elinden olsun, ne olacak? Fani dünya. İş yüzünden kalp mi kıracağım ben? Çok enteresan bir adamsın gerçekten. Bana bak. Sakın Öykü'ye kızayım mızayım falan deme. Gözüm üzerinde biliyorsun. Arkadaşım sen bir gitsene ya. Nereye gitsek burnumuzun dibindesin. Dur sen dur. Bunlar senin daha iyi günlerin. Gölgen olacağım senin, gölgen. ...551 sayılı markalar kanununun 51, 52 ve 53. maddeleri. Ayrıca 556 sayılı kararnamenin 82. maddesi. Yürürlükte yer alan A, B, C tüzüklerinin öngördüğü cezai işlem gereğince... ...Goblin kunda cibri, cumhur, kumur ve bir sivil hükümet. Öperlen ki asfolter, bazen de kubanki ulerde... ...Goblin mankunda cibri, cumhur, mündigun... Habur, kubur, kumur ve bir spirtli çüpes. Yasal işlemlerin başlaması için öncelikle... Fikret Bey, isterseniz öncelikle yükümlülükleri kendisine bildirelim. Ondan sonra madde madde hepsini üstünden... Yeter! Yeter. Şey... Ben... Bakın, avukat abiler. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor? Ne olacak? Türkçe konuşun. Bana böyle salağa anlatır gibi anlatın. Tane tane. Ben anlatayım. Şöyle yapacağız. Seni mahvedeceğim. Hem maddi hem manevi. Seni bitireceğim. Öykü Acar. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ben içeri geçiyorum. Alo, gelirler şimdi. Ya arkadaş ne tez canlı adamsın ya. Baksana. Şşş. Monica Hanım, senyor. Yani senyora ya da öyle bir şey işte. Neyse, bakın ben çok üzgünüm gerçekten. Yani ben hiç içimde kötü niyet yoktu. Ben hiç şey bir kız değilimdir. Sorun beni arkadaşlarıma. Mesela kimse size bu kız şeydir demez. Çünkü neden? Ben şey değilim yani. Hiç kötü niyetim yoktu. Keşke dokunmasaydım. Ya ben zaten mezunun buralarına geleceğimi bilsem dokunur muydum? Dokunmazdım. Lanet olsun bana ne, benim derdim mi derdim? Tabii lanet olsun demezdim. Der miyim hiç öyle şey? Derdim ki bunlar Asilzade Monica Hanım'ın en nadide parçaları. Onları dokunan taş olur. Ben taş olmak ister miyim? Asla istemem. Bakın siz bana dava açarsanız ben biterim. Ne yapacaksınız benim ekmek paramı ki siz? Sizin ekmek fırınınız bile vardır. Ama ne yapacağız benim ekmeğimi? Şşş! Şşş! Çıkabilirsiniz.
Dokunmaya bile kıyamadığım tasarımlarımı makasladın. Tabii ki taş olacaksın. Ne olacağını zannediyordun ki? Cezanı çekeceksin. Haklısınız. Ben cezamı çekmeliyim. Ben hak ettim bunu çünkü. Yalnız küçük bir ricam var. Son arzu, son istek. Şey, anneme ve Cem'e onları çok sevdiğimi söyleyin, olur mu? Bir daha ya da. Yani ilişkimize daha yeni başlamıştı, biliyor musunuz? Hiç iyi olmadı bu ama. Sana nasıl bir ceza vereceğime yarın karar vereceğim. 15 dakika sonra aşağıda ol. Önümüzdeki 2 günü sana ayırdım. Seni yakından tanıyıp kararımı vereceğim. Bak, seni ya mahvedeceğim... Ya da... Ya da seni ilgilendirmez. Zaten görürsünüz. Ama ben şimdi pek anlayamadım ya. Nasıl bir gün olacak o? Biz birlikte mi olacağız? Arabayla mı, yemeğe mi gideceğiz? Belki sizin helikopteriniz vardır. Helikoptere mi bineceğiz yoksa? Çıkabilirsin. Of, bittim ben. Hayır, niye böyle şeyler beni bulur ki? Kızım, salak mısın sen ya? Niye kesiyorsun insanların kıyafetlerini? Resmen İtalya'yla dostluk ilişkilerimizi zedeledim. Bittim ben, bittim. Bana bak, odaya falan gireyim deme sakın. Sen aşağı in, ben geleceğim şimdi. Hah, Öykü. İyi misin? Ne dedi Monika? Canım, endişeli görünüyorsun. Çok kızdı mı? Ya izin ver de kız konuşsun. Sen rahat bırakırsan konuşacak zaten. Sen bizi yalnız bırakır mısın? Biz sevgiliyiz yani, belki anlatacakları var. Bu işle ilgili bir mesele yalnız, farkındaysan. O yüzden sen aşağıda bekle. Bittim ben. Bittim. Konuş hayatım. Seni dinliyorum. Avukatlar vardı. Her yerde avukatlar vardı. Ne dediler? Avukatça konuştular. Hiçbir şey anlamadım. Sonra Monika Hanım geldi. Ekmeklerimi alacakmış. Bir de taş olacakmışım. Sonra helikoptere binecekmişiz. Beni tanıyacakmış. Kızın devrelerini bozdu kadın. Hepsi bu iş yüzünden. Nerede şimdi Monika Hanım, odasında mı? Kesin ölümcül silahlarını hazırlıyordur, avlayacak beni. Tamam, ben konuşup geliyorum hemen. Bak, 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 artistliğe bak. İş güzel, kim bilir neler anlatacak. Son 12 dakikam. Son dakikalarımızı birlikte geçirelim. Bana aşağıda ol dedi. Ya 12 dakika içinde aşağıda olamazsak? Hadi çabuk. Öykü, sakin olur musun? Olamaz. Sence olabilir miyim? Ya nereye? Bak, asansör var burada. Olmaz. Riske atamayız. Ya asansörde kalırsak? Aman aman bakma, yürü. Günaydın. Rahat uyuyabildin mi? Gayet iyiydi. Teşekkür ederim. Ben bir şeyler hazırladım. Önce bir kahvaltı edelim istersen. Müzik de açarız arkaya. İşten önce bir rahatlama seansı. Ne dersin? Çok isterdim ama vaktim yok. Yetişmem gereken bir yer var. Sana afiyet olsun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam, kızmakta haklısınız. Ama Öykü kötü niyetli birisi değildir. Yapmış olduğu değişiklikler felaket olabilir ama iyi biridir. Hiç de değil. Öyle demeyin. Tanısanız çok seversiniz gerçekten. Ondan bahsetmiyorum. Yaptığı değişiklikler fena değildi. Aksine beğendim. Hatta biraz etkilendim bile diyebilirim. Etkilendiniz. Evet. Cesur insanları severim. Hem yetenekli birine de benziyor. Ancak ceza verip vermeyeceğime daha karar vermedim. Onun kararını bugün yarın vereceğim. Ya avukatlarım devreye girecek, yaptıklarının sonuçlarına katlanacak. Ya da... Aa, vakit geldi. Tanıyalım bakalım kimmiş bu kız ha?
Efendim Burcu. İyi. Fena değil. Akşam yemeği. Tabii. Olabilir. Bana bak yine bir şeyler karıştırmıyorsun değil mi? Tamam. Akşam görüşürüz o zaman. Hadi. Az kaldı. Gelmek üzere. Ayaz. Bana bir şey olursa Pompom Bey ve Tavşan Mahmut sana emanet, tamam mı? İyi bak onlara. Kıyafetlerimi Sibel'e verirsin, makyaj malzemelerimi de Burcu'ya. Senin de hayatına devam etmeni istiyorum. Yani karşına biri çıkarsa sen de... Bir dakika ya. Kim çıkıyor senin karşına? Onun var saçını başını yolarım. Bana bir şey olursa hiçbir şey yapmayacaksın. Köz köz evde oturacaksın. O kadar. Hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Yalnız merak eden birine merak etme deyince merak eden merak etmeyi bırakmıyor. İyi. Merak et o zaman. Çünkü ben senin bu hallerine aşık oldum. Gerçekten mi? He. Ayaz. Hı? Ben bir karar verdim. Sen de geliyorsun. Ne? Saçmalama. Ben ne yapacağım ben sizle? Bana ne? Sen de geleceksin. Böyle bir günde beni yalnız mı bırakacaksın Ayaz ya? Hani sen benim hep yanımdaydın? Bak kadın beni tanımak istiyormuş. İşte sen de beni tanıtırsın. En iyi sen tanıyorsun nihayetinde. Zaten bir şey yapmayacakmışız. Gezecekmişiz, sozacakmışız falan. Hem senin kravatın var. Avukatların da kravatı vardı. Demek ki kadın kravatı seviyor. Görüşürüz Derin. İyi günler, iyi eğlenceler. Sakın korkma. Her şey senin elinde. Kendin ol. Monika o zaman seni sevecektir zaten. Gezmeler o zaman. Ne? Hayır. Sen ne geliyorsun? Ben kendimi güvende hissetmiyorum Ayaz. Beni koruman, kollaman lazım. Hem Monika'yı duydun. Hadi kaldır Toto'ya gidiyoruz. Ya saçmalama, benim bankada işlerim var. Hem hayır. Sen de geliyorsun. Olmaz, beni böyle bir günde yalnız bırakamazsın. Hani biz öykü ve Ayaz'dık. Hep yanında olman lazımdı. Hadi ne olur. Merhaba Önem Hanım. Hazır mısın bakalım? Hazırım. Ama neye hazır olduğumu bilmiyorum. Otur. Bugün geri kalan hayatının ilk günü. Bir nevi doğum günü. Bayılırım doğum günlerine. Film izler misin? Daha çok dizi izlerim. Ama film de izlerim tabii. Mavi hap, kırmızı hap. Hatırladın mı? Ha, evet. O filmde başroldeki çocuğu bir koltuğa oturturlar ve beynine bir yükleme yaparlar. Ha, evet evet, gördüm onu televizyonda, hatırladım. İşte o filmdeki gibi bir yükleme yapacağız beynine. Tabii beynin kaldırabilirsin. Kaldırır beynim tabii. Niye kaldırmasın ki? Hızlandırılmış bir moda kursu alacaksın. Çok şanslısın. Keşke zamanında biri de gelip bana böyle bir eğitim verseydi. Pardon Önem Hanım, yani bütün bunları niye yapıyoruz? Çünkü olmamışsın. Seni baştan yaratacağım. Şimdi kendini bana bırak,
ve yeni hayatından keyif almaya bak. Sen kimsin? Merhaba, ben... Ayazo, Ayaz şey, Kuru Soğuk. Benim şeyim, erkek arkadaşım. Gelmesinin sakıncası yok değil mi? Bakacağız. Ya ama tanısanız çok seversiniz. Bal gibi adamdır maşallah. Seni de tanınsam sever miyim? Yani, bence seversiniz canım. Ben de az tatlı değilimdir. Değil mi? Hı hı. Monika Hanımcığım, biz nereye gidiyoruz? Gidince görürsün nereye gittiğimizi. Ya ama hani biz genç insanlarız ya. Böyle uzun, karanlık, gangster arabaları falan gelmiyor çok bize. Ama mesela söyleseniz nereye gittiğimizi bilsek, içimiz rahat etse böyle. Çünkü annem beni uyardı küçükken çok. Öyle yabancıların arabasına binme dedi. Çünkü bizim mahalleden bir çocuk binmişti. Allah'tan esnaf yetişmişti de şey olmamıştı çok. Yani gerçi siz çok yabancı sayılmazsınız tabii de. Ama bir yandan da sayılırsınız. İtalyan gibisiniz ya sonuçta. Sahi Monika abim, sizin Türk pasaportunuz var mı? Şşş, tamam. Tamam. Şşt. Bir restoran varmış. Türk günü düzenliyorlarmış orada her sene. Oraya gideceğiz. Aa, ben onu biliyorum. Benim arkadaşlarım da gelecek. Ya Süper'le Burcu da geliyormuş. Makina gibisin. Hiç durmuyorsun. Başım şişti. Biraz yavaşla. Affedersiniz. Orada açık arttırma varmış. Ona katılacağız. Sen de bana asistanlık yapacaksın bütün gün. O zaman beni müsait bir yerde ışıklarda indirebilirsiniz. Olmaz. Bugün Öykü'yü tanıma günü. Madem erkek arkadaşısın, kal. Arkadaşlarınla da konuşacağım. Bakalım kimmiş bu Öykü? Nasıl biriymiş? Demişler abicim. Pizza bulamazlarsa lahmacun yesinler. İlker Pizza olarak her zaman her yerdeyiz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz abicim. Al sen şunları, kızlara ver gitsinler. Ya sen ne acayip, ne enteresan bir herifsin ya. Aşkım, bak senin için yaptım ama bunu. Kalpli lahmacun. Ay benim adamın romantikliğine bak ya. Kalpli lahmacun dedi ya. Sorsam, yüzyılın icadı sanki. Yaranamazsın abicim, yaranamazsın. Ne yaparsan yap, yaranamazsın. Arkadaşlar, acil durum. Öykü'nün bize ihtiyacı var. Aa, ne olmuş? Dur bir dakika, okuyorum. Evet, söyle bakalım. Çok ünlü bir tasarımcıdan alışveriş hakkın olsaydı kimi seçerdin? Önem Dinçer. Ay, yalakalık yapma. Bilmediğin soruları boş bırak canım. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Canın yanmasın sonra. Tamam o zaman. Barbara herhalde. Kim kim? Barbara. Ünlü olan. Barbara kim ayol? Tamam, özür dilerim. Ben Barbara diye bir tasarımcı vardır diye düşündüm. Ama yokmuş. Neyse ama vardır, yok mu? Var. Ay, ben gidiyorum. Döndüğüm zaman bir arpa boyu yol kat etmiş olsan iyi olur. Ha, bu arada. Aranızdaki sorun her neyse onu halletmiş olun. Küçük çocuklar gibi küsüyorsunuz birbirinize. Biraz büyüyün. Ya
Özür dilerim Olciş. Ben galiba biraz ağır konuştum sana. Ben de özür dilerim. Fazla üstüne gittim. Çok karıştım sana. Olcay. Ay dur kız dur. Bir gören olacak. Aa, adımız çıkacak vallahi. Ay adımız mı çıkacak bizim? Ben seni yerim biliyor musun? Yerim yerim yerim. Dur. Sen var ya delisin. Hazır delisin. Ya Olcay ben seni çok özledim. Sen hakikaten benim en yakın arkadaşımsın. Vallahi hediyeler medyeler artık bir şekilde gönlümü alırsın. Ay sen o gönlünü ne yaparım biliyor musun? O gönlünde yerim, yerim, yerim. Tamam. Tamam ya aa. Deplasmandayız. Evde oynayacağız. Şimdi iş zamanı. Çok haklısınız Olcayto Bey. Şimdi iş zamanı. Evet. Seni baştan yaratıp önemi şaşırtmaya var mısın? Hem de ne? Varım diyor. Ne güzel yer bulmuşsunuz, tebrik ederim. Ben bayılırım zaten böyle yerlere. Siz mutlusunuz değil mi? Aman mutlu olun, çok mutlu olun. Allah hep mutluluk versin. Arkadaşların nerede? Arkadaşlarım, güzel soru. Mutlaka burada bir yerlerdedirler. Çünkü benim arkadaşlarım çok yardımseverdirler. Bakalım neredeler? Hah, oradalar. Hah, Ayaz ya, canım benim. Baldan tatlı maşallah değil mi? Boy, poz, endam. Allah hepsini vermiş. Bakın kalabalık bir yerde. Birini mi kaybettiniz? Ayaz diye seslenin. Hemen bulur. Ya biraz daha az mı konuşsan diyorum. Ya zaten az konuşmuyor muyum ya? Bence yeterince az. Daha da mı azaltayım? Yani. Ha tamam. Bak şimdi tamam diyorum bitiyor o kadar. Tamam sadece tamam. Başka bir şey hiçbir şey yok. Buyurun Monika Hanımcığım. Oradalar. Monika Hanımlar mı gelmiş? Aa, hoş geldiniz. Arkadaşlar, Monika. Merhaba. Şimdi ne oldu? 10 dakika gidin gezin dolanın tamam mı? Emin ol, geldiğinde Monika sana hayran olacak. Hiç merak etme. Ay hadi inşallah. Övün beni bol bol tamam mı? Tamam tamam biz de. Monika Hanımcığım biz şimdi bir dolaşalım böyle bakalım. Çok güzel ya. Siz şey yapın. Merhaba. Aa ben size ismimi söylemedim galiba. Sibel ben. Öykü'nün en yakın arkadaşıyım. Ha, bir dakika bir dakika. En yakın arkadaşıyım derken. Merhabalar Monika Hanım. Ben Burcu. Öykü'nün en yakın arkadaşı benim. İşin aslı. Ben Öykü'yü çok önceden tanıyorum. Tabii benim mahalleden yani bayağı eski bir arkadaşım. Köklerini biliyorum desem yeridir. Emre ben. Monika Hanım açıkçası ben Öykü'yü çok fazla tanımıyorum ama o benim arkadaşımın sevgilisi olduğu için onu ben biraz tanıyorum. Bu da... Bilinmeyenlerden nefret ediyorum ya. Şimdi aklımda bin tane senaryo var. Monika Hanım beni sevdi mi? Sevmedi mi yoksa? Ya az sevdiyse? Ya hiç sevmediyse? Of! Ne konuşuyor ki şimdi bunlar? Şimdi Monika Hanım, Öykü tanıdığım en iyi insanlardan biridir. Bak bak Sibel diyor ki... O bir kere yeteneklidir, akıllıdır, efendime söyleyeyim, güvenilirdir. Şuş dedim sana, savunma bana arkadaşını. Perişan edeceğim onu, sürüm sürüm süründüreceğim. Taş olacak o taş. Burcu'ya bak. Monika Hanım, Monika Hanım. Siz Öykü'yü sahipsiz mi sandınız be ya? Biz var ya, ooo bir kamyon adam toplar. Sizi dövdürürüz. Anladınız mı bakalım? Anladım da bir dakika.
Burcu şimdi niye Trakyalı oldu? Ha şöyle, biraz gül. Hep en kötüsünü düşünme. Sus. Sızlanmak yok. Sen yıllarca otur popintonun üstünde. Sonra da çalışmaya üşen. Yok ya. Ay üşenmiyorum yani. Yemedi mi canım? Aman yedi yedi. Tamam anlat ne bunlar? Ben senin öğretmeninim. Bundan sonra ben ne dersem o. Ay hemen havaya girdin ha. Tembellik yok. Sızlanmak yok. Eğitim başlamıştır. Al bakalım şunları. Her şeyi not alacaksın. Tamam. Şimdi. Öyküyle sabahlara kadar telefonda konuşuruz. En özel sırlarını bana anlatır. Ha ha hiç güleyim bari. Bir kere bizim her sabah dedikodu seansımız var. Ayrıca telefonla değil yüz yüze. Yani Monika Hanım ben size şimdi bunları anlatmaya kalksam oho sabaha kadar dinlersiniz yani. En gizli kapaklı şeyler bende. Mesela Öykü hala oyuncakları olmadan uyuyamaz. Yani yatağın altını görseniz hala oyuncakları vardır. Ay dedi ortaokula kadar normal bir insan zannetmiş ya. Küçükken Brad Pitt'le falan evli olduğunu düşünürdü bu. Ay dışarıda tuvalete falan gidemez. İnanılmaz korkar. Hala da korkuyor ya. Hoca bir keresinde 100 değil de 90 verdi diye zırıl zırıl ağlamıştı bu kız. İnanabiliyor musunuz? Ay öyle değil be. Gerçekten. Ne alaka şimdi o anlatsın? En güzel, en önemli şeyleri ben anlatıyorum. Sen oraya girmesin de ileride. Hayır, ne? Ya biz Öykü'yü övmeyecek miydik? Öykü çok tatlı kadın. Dünya tatlısı. Harika bir insan. Muhteşem bir insan. Yani gerçekten her şey en iyisi. Harika, harika bir şey. Yani ben 7/24 onunla beraberim. Her seferinde o odada... Şimdi beni güzel güzel övüyorlardır onlar değil mi? Tabii canım. Kadın yumuşamıştır bile. Gidelim o zaman. Epey vakit oldu. İyi hadi sen. Başka türlü dayanamayacaksın zaten. Gel. Çok güzel gülüyordunuz. Pek böyle gülen kalmadı. İnanamıyorum ya. Siz şimdi mi çizdiniz bunu? Evet. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harika olmuş. Ellerinize sağlık. Gerçekten. İki kalp. Çalışmamın adı bu. İki kalp. Çok güzel. Çok. Borcumuz nedir? Borcunuz yok. Gülün işte. Güldürün. Kendinize iyi bakın. Evet. Bugünlük bu kadar yeter. Başlangıç için hiç fena değil. Sana azimden ötürü yıldızlı peki veriyorum çocuğum. Ay çok sevindim. Ben ilkokuldan beri yıldızlı pekiği almamıştım. Yuh ya, o nasıl bir çocukluk öyle? Evet, biraz sorunluydu.
Neyse, şımarmak yok. Her an notunu kırabilirim. Daha öğreneceğin tonla şey var. Bu daha modaya merhaba dersiydi. Tamam o zaman. Merhaba moda. Bakalım seni moda sevecek mi? Öyle herkesi sevmez. Tamam tamam. Ağlama hemen, şımarma. Yalnız şimdi başka bir sorunumuz var. Bunu çözmemiz lazım. Ne bakıyorsun be? Bu kırık dökük binayı nasıl sağlamlaştırırız ona bakıyorum. Sanırım bu onarıma yardımcı olur. Kredi kartı! En sevdiğim! Olcay nasıl özlemişim ya. Dokunmak çok güzel. Önem Hanım'ın kredi kartı. Neredeyse limitsiz. Seni baştan yaratmam için verdi. Kızıl kafa. Dört ayak üstüne düştün. Bugün bedava alışveriş günü. Olcay inanmıyorum sana. Bu harika bir şey. Almam gereken o kadar çok şey var ki. Mesela çizme alacağım kendime. Ondan sonra siyah tayt alacağım bir tane. Ondan sonra kutum biraz dar geliyor. Onu biraz değiştirmem lazım. Ne bakıyorsun be? Evet kilo aldık ama ben Şeyma azmimle bütün o kiloları verir fırt diye o paltonun içine geri girerim. Ama hazır kredi kartımız varken biz bir tane daha alalım yedekten. Ondan sonra bir tane beyaz gömlek almam lazım. Ay çok şey var. Ağır ol tatlım. Ben alacağım sana. Sana kalırsak. Ay Olcay ne yapıyorsun öyle jüri gibi? Seni sürpriz bir yere götüreceğim. Nereye? Önem Hanım'ın gizli mabedine. Hadi toparla toparla. Öykü ya, şapşal bu. Hatırladıkça gülüyorum ya. Sus ya, vallahi ben de hatırladıkça karnıma böyle ağrılar falan giriyor. Kendisi de geldi. My God. Nasıl, övdünüz mü beni bol bol? Oo, hem de çok övdük çok. Baya baya övdük. Hemşehrim felaket, öyle böyle değil. Tabii ya, ne demez. Monika Hanımcığım. Erkek arkadaşınla gezip tozman bittiyse açık arttırmaya gidelim mi? Vakti gelmek üzere. Açık arttırmamız başlıyor. Herkesi sahnemize bekliyor. Açık arttırmamız başlıyor. Bana hiç bakma öyle, ben bu kadını çözemedim. Ki kadınları en iyi anlayan benimdir. Hmm. Abi ben de ikinci sayılırım ama ben de çözemedim. E ben de üçüncü sıradayım zaten. Ben yokum abi ben. Üçte falan değilim, boş verin beni. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Umarım Monika birazcık yumuşamıştır. Hadi kaybedeceğiz kadını, yürü. Ay iyi madem. Biz de gidelim o zaman şu müzayede de biraz para harcayalım ha? Olur olur. Merhaba tatlım. Burası Önem Hanım'ın gizli mağazasıdır. Herkes bilmez burayı, kıymetli bil. Gel bakalım. Tadilata başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz açık arttırma gelirleri çok güzel bir amaç için, sosyal bir yardım için toplanacak. O yüzden elinizi pek korkak alıştırmamanızı öneririm. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk parçamız üzeri taşlarla süslü fil şeklindeki bu nadide broş. Enfes bir parça. Nadir bulunan yani, eşine bence biraz demoda sanki rastlanmayacak bir broş. Sadece $250. 28 numara el kaldırdı. $300. Var mı başka arttıran? Ben var ya, bayılırım broşlara ya. Söylemedim değil mi size?
Yani broş olsun, çamurdan olsun, broşlarla ilişkim o derece. Bazen önümüze bir yemek gelir. Yemek çok güzeldir ama bir şeysi eksiktir. Bir tutam zencefil koyarsın mesela, yemek kendini bulur. Lezzeti de artmış olur. Anlatabildim mi? Yani siz anlattınız tabii de ben çok anlayamadım, şey olamadım birden. Yaz bunları canım. Zencefilli tavuk. Ben sana yaparım. Çok güzel metafor. Şişt. İnek öğrenci seni. Evet Monika Hanım, broş diyorduk. Bu broşu güzel bir gece elbisesinin üzerinde hayal et. Böyle bir aksesuar kıyafetin baharatıdır. Ha ya, öyle deseniz de anladım şimdi ben. Yani siz öyle birden zencefil deyince, broş da fil şeklinde falan gelince dedim ben kesin arada bir şey kaçırdım. Hatta bir an espri falan yapıyorsunuz sandım da ay dedim ne fena espri. Çok şükür ki espri değilmiş. Sattım. Hayırlı olsun. 14 numara. 450 dolar. Sana laf anlatacağım diye güzelim broşu kaçırdım. Aferin. Ay çok pardon Monika Hanım, ben çok özür dilerim. Odaklan biraz, kafanı buraya ver. Güzel parçalar var. Bir şeyler almak istiyorum. Kaçırmamalıyız. Tamam tamam, ben bakıyorum. Evet, eski dönemlere ait bir mızrak. Tam yılı bilinmiyor. Nasıl olmuş? Fena değil, bir de diğerini dene. Ha, tamam. Ya Olcay, öldürürüm seni ha. Maymuna çevirdin beni resmen. Oh, intikamımı aldım. Bir daha ters yapacak mısın sen bana bakayım? Ya böyle intikam mı olur Allah aşkına, Allah Allah. Burada böyle gin çıkar gin çıkar spor yaptım resmen. 2 kilo verirsin hiç olmazsa, fena mı? Olcay. Tamam tamam, kızma. Gel canım. Saç ve makyajı da yaptık mı, sen olursun. Osmanlı döneminden bir perde. Açık arttırmamızın en kıymetli parçası. Gözünü dört aç. Bu perde bizde kalmalı. Tamam Monika Hanım, siz hiç merak etmeyin. Ben de. 4000 dolar. 4000 dolar geldi. Var mı arttıran? 5000 dolar. 5000 dolar dendi. Süper. Var mı arttıran? 7000 dolar. 7000 dolar. Çok güzel. Harika gidiyoruz. Var mı başka arttıran? 9000 dolar. 9 oldu. Süper. Var mı arttıran? Evet. 6 numaradan bir teklif geldi. 10 oldu. 10 oldu. Hop 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 hop. Olmaz. İptal o. İptal. Benim zaten öyle bir param yok ki. Ne oluyoruz ya? merhabalar ya. Yok mu arttıran aranızda? Arttırmak ister misiniz? Monika Hanım. Hadi pamuk elini açıp ver ama. Gidiyor hadi, perde. Lütfen, hadi. Kaçıyor. Hemen kaldırın bence. Maazallah bu ülker canım perdeyi pizzacı dükkanına falan hadi, atmış. Hadi. Evet, yok mu arttıran? Başka teklif veren yok mu? 10.500 dolar. 10.500 dolar. Yok mu arttıran? Yok mu? Satıyorum. Satıyorum. Sattım.
Hayırlı olsun. Bravo, tebrikler. İtalya'nın gururu Monica Sessa. Tebrik ediyorum tek. Git al perdemi. Sonra da standların orada bekle beni. Ödemeyi yapıp geleceğim. Tabii tabii Monica Hanım, merak etmeyin. Kızlar. İlker, sen de çocuk musun bu saatte uyuyorsun ya? Abi ne yapayım ya? Benim böyle kalabalık ortamlarda uykum geliveriyor yani. Ay bebek o, bebek. Bebek, bebek, bebek. Allah aşkına senin neyin bebek İlker ya? Ya Monica Hanım nerede? Gelmedi daha. Ağırsa bana ver, ben taşıyayım. Ay yok yok, istemez. Şimdi gelir laf mafeder, bende dursun. Ay perde de perdeymiş hani. Yani. Ya ben çok beğenmedim de. Ya filli broşa da bayıldı. Ona ne diyorsunuz? Yani güzeldi ama ben takmam. Aynen aynen, ben de. Bana takarsınız. Ben bebeğim ya, bezime bağlarsınız. Neyse boş ver. Sen ne konuştun Monica'yla onu söyle. Ya Monica'yla bir şey konuşulmuyor ki. Yani gerçi şimdi perde merde aldı ya. Kesin sinir falan geçmiştir. Sizce sevdi mi beni? E sevmiştir herhalde. Seni sevmeyen ölsün. Hey aslan be. Öykü, perde. Perde yanıyor. Aa, 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 Öykü, aa. At şunu. Bittim ben. Of ya. Bittim. Allah'ım ben ne talihsiz bir kızım. Niye bütün talihsizlikler beni buluyor? Kraliçem, sizlere bir ismi tanıtmak istiyorum. Kendisi rüküş bir mahalleliyken şimdi prenseslere bile taş çıkartacak bir güzelliğe büründü. Olcay! Ay ne var ayol, yalan mı? Seremoniyi fazla uzatmayalım istersen, ne dersin? Karşınızda çetin bir çetin, şeytan bir Şeyma. Karşınızda Şeyma Çetin. Olcay sen gidebilirsin. Şeyma ile baş başa bırak bizi. Olur kraliçem. Kredi kartınız bende kalsın mı yoksa? Alayım. Güle güle olacak. Gerçekten istemeden oldu Monica Hanım. Ama bu böyle de kullanılır belki. Yani perde olmaz da masa örtüsü olur. Masa örtüsü olmaz, yatak örtüsü olur. Örtü olma potansiyeli çok yüksek gibi.
Yani çöpe atılmaz bu. Her şey olur. Çok özür dilerim gerçekten. Ya ben ömür boyu çalışır bunu size öderim. Kıyafetlerinizi kestim bir de. Ya siz beni kesin mahkemeye verin bence. Hatta siz vermeyin, ben kendi kendime mahkemeye vereyim ki siz yorulmayın. Ya Öykü'nün bir suçu yok, bir şanssızlık oldu. Tabii biz de buradaydık, gördük yani, şahidiz. Ha, benim tanıdığım çok iyi bir kuru temizleme var. Oraya götürsek belki birazını kurtarır ha? Evet evet, bizim mahallede bir tane kuru temizlemeci arkadaşım var benim. Ona yaptırırız mesela, o hemen halleder. Perde benim elimdeydi. Birini mahkemeye verecekseniz beni verin. Ben yaptım. Hayır, ben yaptım. Ben yaptım. Asıl ben yaptım. Ben tutuyordum perdeyi. Hayır, perde benim elimdeydi. Asıl ben yaptım. Hayır, Öykü yaptı. Hayır, hayır, bir dakika. Ben gerçekten ben yaptım. Benim elimdeydi. Bir dakika, ben yaptım. Yani onun derdini de ben yaptım. Tamam. Kuru gürültü. Başımı şişirdiniz. Perde sende kalacak. Geri dönüyoruz. Nasıl ya? Şimdi perdeyi al, şeyine şey yap gibi bir şey mi dedi? Anlamadım çünkü ben. Bu ne? Derin Aydın için. Öykü'nün yeni patronu. Evren'in defilesinin fotoğraflarını çekmişti. Ödemesini almadı hala. Akşam evine git. Zarfı ver. Derin'le yakın olmanı istiyorum. Onu etkilemeni. Nasıl yaparsın senin bileceğin iş. Yakınımızda olsunlar yeter. Peki Önem Hanım. Güzel olmuşsun. Ama eğitimin henüz bitmedi. Seninle daha çok işimiz var. Teşekkür ederim. Signora, sizi bu akşam yemeğe çıkarsak? No, bir arkadaşımla randevum var. Gerçi olmasaydı da bir şey değiştirmezdi ya, neyse. Yarın sabah asistanlarım seni arayacaklar. Saat 10'da söyledikleri yerde ol. Yanında perdeyi de getir. Perde, tamam, anlaştık. Nefret ediyor benden. Ya gözlerinden belli. Yarın kesin bana Çin işkencesi yapacak. Ya da daha kötüsü, beni perdeye sarıp ayağıma taş bağlayıp denize atacak. Ay yemin ederim öleceğim stresten, yataklara düşeceğim ya. Yok, bu böyle olmaz. Benim rahatlamam lazım. Genç yaşımda saçlarıma aklar düşecek Ayaz. Ay ben kına yakmak zorunda mı kalacağım? Bak, bak bakayım saçlarım beyazlamış mı? Öykü, sen gerçekten iyi değilsin. Ben ne diyorum? Sana tabii ki de iyi değilim. Her yeri yumruklamak istiyorum. Tamam yavrucuğum, bir sakin olur musun? Olabilir miyim Ayaz? Bir düşün bakalım, sence sakin olabilir miyim ben? Tamam, bak bir şey olmadı. Bugünü unut, yarına odaklan, tamam mı? Bak bir şey yapsa zaten bugün yapardı. E kızmadı bile. İşte, kızmadı bile. Problem de o zaten. Yani şöyle bağırıp çağırsaydı, hatta iki tokat sallasaydı rahatlardım, daha iyi olurdu. Bu belirsizlik beni öldürecek. Yine iş başa düştü. Anladım ben. Hadi gel. Nereye? Stresini atacağız. Atalım ne olur. Yani şu an saçlarım beyazladı, hissediyorum. Ne iyi ettin de geldin. Kaç sene oldu ya? Evet, çok oldu. Ben zaten gelmek istiyordum. İyi bahane oldu. Neden bahane oldu? Bir problem yoktur inşallah.
Yok, şimdilik yok bir şey. Bir fotoğrafçı sormuştum bana, Derin Aydın. Ne oldu? Beraber çalıştınız mı? Memnun musun? O okey, onda bir problem yok. Ama onun yanında bir kız var. Tam bir ayaklı felaket. O biraz sıkıntı çıkardı. Ne yaptı? Bir şey mi oldu? Aman boş ver. Asıl ben neden geldim? Neden geldin? Ben Türkiye pazarına girmek istiyorum. İtalya tamam. Şimdi sırada burası. Doğduğum topraklar. Çok özlüyorum zaten. Bir ayağım burada olsun istiyorum artık. İlk sana söylemek istedim Önem. Ben seninle ortak çalışma yapmak istiyorum. Nasıl bakarsın benim bu teklifime? Seninle ortak çalışmaktan gurur duyarım Monika. Perfetto. Çok sevindim. Ben yarın kaldığım otelde bir toplantı düzenledim. Bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar, iş çevresi, basın da istiyorum. Asistanlar ayarlayacak. Hem beraber iş yapacağımızı da açıklamış oluruz. Tabii. Harika olur. Tabii ki. Burası neresi ya? Neye benziyor? Bir tahmin yürütsene. Of, anladık herhalde. Spor salonu da. Yani niye geldik buraya? Stres atmaya geldik. Fatih var benim arkadaşım. Sağ olsun beni kırmadı. Burayı senin için kapattık. Değerini bil. Bir şort giy. Ya tamam, spor yapacağız. Biraz sakin ol. Acıdı ya. Ay yok ya, ben istemiyorum öyle spor falan, rahatlamak falan. İyiyim böyle. Ya bu arada geçen ara sen de film izlerken uyuyakalmıştım ya. Olan bir rüya görmüştüm. Şu an bayağı onu yaşıyorum. Orada da sen bokus yapıyordun. Bu sefer sen boks yapacaksın. Ben senin hocan olacağım. Anlaştık mı çekirge? Yok çekirge, anlaşmadık. Bekle. Al bunları giy. Aha, az önce arkadaşlar üzerinden çıkardılar. Terliler bunlar. Ya! Tamam, ver şu mavi olanı al. Ya podyuma çıkmayacaksın ya. Üf, rahatlayacaksın bak, bana güven. Of tamam be, tamam. Şunları giyeyim, bir geleyim ilk seni döveceğim. Nereye ya? Burada giyinseydin. Ha ha canım, çok beklersin. Thank you.
Şeyma ben. Tanıdın mı bilmiyorum. Defiledeki kavgacı kız. Hı, tanımışsın. O kadar imaj değişikliğine gittim ama. Gözler. Gözler aynı. Gel. Evin ne kadar güzelmiş. Sağ ol. Ne istiyor? Efendim? Önem. Seni o yollamadım. Ay, evet, pardon. Bunu vermemi istedi defile için. Oturmaz mısın? Oturur. Kırmızı mı, beyaz mı? Pardon? Ha, şey, kusura bakma. Beyaz lütfen. Teşekkür ederim. Böyle bir şey yapmasını Burcu'dan ben istedim. Lütfen otur. Sadece konuşmak istiyorum. Vur bakalım. Bu kadar mı ya? Daha sert. Hadi. Monika'yı düşün. Avukatları düşün. Ya seni sevmediyse? Yanan perdeyi düşün. Hadi vur! İşte bu. Monika'nın gülmeyen yüzünü düşün. Somurtup sana bakıyor. Daha sert. Vur! Şuş hadi şuş! Şuşmayacağım ya! Aferin Aki. İşte bu. Vur! Daha sert. İşte bu. Vur. Vur, 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 vur. Daha hızlı, daha sert. Daha sert vur. Hadi. Vur. Yorulmak yok. Vur. Oha. Sana bir şey itiraf etmeliyim. Şu bitirme projesiyle ilgili. Hani bilgisayardan silinmişti ya dosyalar. O aralar seninle çok görüşüyorduk. Kahveler, şaraplar. Onlar hiç bitmesin istedim. Bu yüzden de bilgisayardaki dosyaları ben sildim. Bile bile. Sırf seni biraz daha göreyim diye. O zamanlar utandım tabii, söyleyemedim. Gerçi bu aralarda aklıma gelmedi mi? Geldi ama söyleyemedim. İşte şimdi söylüyorum. Beni tanı diye, beni anla. Mete, hayatımda hiç kimse yok. Ben iyi biriyim. Tıpkı senin gibi. Kimse sadece iyi değildir Gizem. Herkesin içinde bir kötü var. Senin bile. Benim bile. Benim içimdeki iyi de kötü de seni istiyor. Bunu da sana açık açık söylüyorum. Üniversitedeyken utanmıştım, söyleyememiştim. Ama şimdi karşındayım.
gözlerinin içine bakıyorum. Seni istiyorum Mete. Sen hala aynı Mete'sin. Ben hala aynı Gizem'im. Evet, hayatıma birileri girdi. Ama ne istemediğimi anlamamı sağladılar. Ben hep senin gibi birini istedim. Sonra kader bir gün tekrar çıkardı seni karşıma. Tesadüf. Değil. Kader. Kıyafetini çok beğendim. Özellikle de o broş. Melek kanadı. Ah, teşekkür ederim. Ben bunu çok özel bir yerden aldım. Yani orada bir sürü çeşidi vardı ama ben bunu seçtim. Melek kanadı. Çok manidar olmuş. Şeytan mı olduğumu düşünüyorsun? Sadece melek olmadığını düşünüyorum. Öyle olsa önem seni buraya göndermezdi. Zarf sadece bir zarf. Amaç için bir araç. Asıl amaç benim. Yok, hayır, ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Yani Önem Hanım benden rica etti. Ben de şey dedim, tamam dedim. Çünkü ben sonuçta onun asistanıyım. Kimsenin asistanı olma. Kendin ol. Neden Öykü'ye öyle bir şey yaptın o gün? Ben cevabı biliyorum aslında. Ama senden duymak istiyorum. Merak ediyorum. Bir mahsuru yoksa. Yo, estağfurullah. Şimdi şöyle anlatayım. Ben uzun zamandır beri Öykü'yü tanıyorum. Yani aslında her zaman olmasa da zaman zaman mesela... Küçük yaşlardan beri ailenle ilgili problemlerim var. Seni hep birileriyle kıyaslıyorlar. Özellikle de Öykü'yle. Sen hep hayatında dürüstlük istedin. Her zaman güvenebileceğin birini aradın. Sana yalan söylemeyecek birini aradın. Yalanı hiç sevmedin. Ama hayatına giren tüm kadınlar sana yalan söyledi Mete. Ben sana yalan söylemedim. Ha, doğruyu da söylemedim. Hepimiz kusurluyuz. Bazılarımız daha fazla, bazılarımız daha az. Ama sen kıyaslanmaktan nefret ettin. Kendin oldun. Kendin oldukça da daha çok dışlandın. Okulda, evde, her yerde dışlandın. Ama vazgeçmedin. Devam ettin. Özgür olmaya, düşündüğünü söylemeye, saklanmamaya. İyi biri değilsin. Ama kötü biri de sayılmaz. Sen aslında iyi ile kötünün tam ortasındasın. Araftasın. Bir yanın cennet kadar sakin. Öbür yanın cehennem kadar öfkeli. Şeyma seni hak etmiyor Mete. Bana bile kendini melek diye tanıttın. Ama biz işte onun gerçek yüzünü gördük. Bana bir şans ver. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Gizem, sen iyi bir insansın. Öyle de kal. Ama kurduğun dünyada ben yokum. Üzgünüm. Umarım rahatsız etmedim seni.
hayır. Biraz müzik. Olur. Sucuk severim. Ya ne olur güldürme, çok yoruldum. Stres böyle atılır. Duş falan var mı bari burada? Spor salonu yani, bir zahmet duş olsun. Ha, iyi. Ama benim daha iyi bir fikrim var. Gel benimle. Hep gel benimle deyip bir yerlere götürüyorsun. Öncesinde Öykücüğüm şuraya gidelim mi desen, ben de evet. Ya da hayır desem, seçenek hakkım olsa falan, daha normal olur sanki. Of, ne çene ne çene. Kalk hadi. Gel. Ayaz, niye getirdin beni havuza? Öyle bakmaya geldik. Ne yapılır Allah aşkına havuzda ya? Bilmiyorum. Oha Ayaz, oha! Aa, ne yapıyorsun be deli? Öyle durup da havuza bakacağımızı mı sandın? Gel hadi sen de. Aa, hayatta gelmem, canımı almayayım ben. Bence büyük konuşma. Yok yok ya, gelmem ben. Yüzme bilmiyor musun yoksa? Gerçi senin havuza düştüğün günleri biliyorum ben. O zaman ayaklarım yere basıyordu bir kere. Ayrıca beni gaza getirmeye falan çalışma, hayatta gelme. İyi, sen bilirsin. Ama bak ben stres atıyorum, çok rahatlıyorum. Korkak ya, ödlek resmen. Yeter bana. Kalbimi duyuyor musun? Hissediyor musun? Çok hızlı. Senin için. Sen duyuyor musun? Çok hızlı. Her atışı senin için. Sonsuza dek.
Hala korkuyor musun? Hayır. Hadi yüzelim biraz. Hadi. Gel, gel. Ben artık gitsem iyi olacak sanırım. Seni bırakmamı ister misin? Yok, teşekkür ederim. Hemen içeriz. Teşekkür ederim. Zarf için. Görev tamamlandı. Görüşürüz. Dikkatli git. Başıma bir şey gelmesinden korkmuyor musun? Senin başına bir şey gelmez. Kötüye bir şey olmaz anlamında mı? Akıllı ve güçlü bir kadınsın. O yüzden. Peki, yani nasıl tanıdın beni? Yani hakkımda o kadar çok şeyi nasıl bildin? Gözlerinden. Görüşürüz. Özür dilerim. Niye, ne oldu? Yine bütün ortamı mahvettim değil mi? Yüzüm düştü. Aklıma kötü kötü şeyler geldi. Mühim değil, söyle. Ayaz, ya Monika beni sevmezse? Ya bana dava açarsa? Kadının elbiselerini kesip biçtiğim yetmezmiş gibi bir de kaç bin dolarlık perdesini mahvettim. Ya iki günde verdiğim zarara bak. Her şey üst üste kötü gittiğinde bir an gelir. İşler tersine döner. O an ne zaman gelecek acaba? Merak etme, gelir. Sen için ferah tut, onu bekle. Hem bence Monika seni her şeye rağmen sevdi. Hadi gidelim mi artık? Olur. Zaten annem merak eder. Annem merak eder. Hadi kalkalım, stres topu. O ne be? Yeni ismin, beğenemedin mi? Hiç beğenmedim. Ben de beğenmedim. Hadi. Ümmet'i.
geceler. Of ya, saçlarım kurumadı hala. Ne olacak canım, kurur. Nasıl ya? Sen ıslak kız saçı ne demek biliyor musun? Bilemezsin tabii, nereden bileceksin ki? Yani bilemem. Bak şimdi, eğer ben böyle yatarsam sabah başım ağrır. Hasta bile olabilirim. Olma canım. Yarın sabah 10'da kadının yanına gideceksin, unutma. Sence unutabilir miyim ben bunu? Ya da ben başka bir şey düşünebilir miyim? Düşün. Başka bir şey düşün. Mesela yatarken bizi düşün. Havuzu düşün. Şşt! Mahalle sınırları içinde böyle şehvetli konuşmalar yasak. Burası bir aile mahallesi. Terbiyeli ol. Yanaktan öpebiliyor muyuz? Çok hızlı ve küçük olmak şartıyla evet. İşte böyle. Teşekkür ederim Ayaz. Bugün için, bana katlandığın için ve Monika'ya katlandığın için. Her şey senin için biliyorsun. Biliyorum. İyi ki varsın. Hadi ben kaçtım. Good night. Buona notte, signora. Hayır ya, ne işimiz var şimdi bizim dikim atölyesinde? Aa, perdeyi mi tadilat yaptıracağız acaba? İyi de bu düzelmez ki. Of, ne yapacağım ben? Bana gece elbisesi yapacaksın. Gece elbisesi derken? Akşama otelde çok önemli bir davet var. Orada giyeceğim. Ona göre tasarla. Ama Monika Hanımcığım, bu perde yanmış ya. Yani bunun ağı gitmiş, bağı bile gitmiş. Yani bundan toz bezi bile olmaz. Biz bunu en iyisi çöpe atalım. Dün öyle demiyordun ama. Bu perdeden her şey olur diyordun. O lafın gelişiydi canım. Yani perde perdedir, değil mi? Aksiyona gerek yok. Zaten bunun kumaşı dikiş tutmaz. Benim kıyafetlerimi de keserken bu kadar düşündün mü? Çat diye kestin, biliyorum. Şimdi de öyle yap. Çat diye kes, biç. Bana bir gece elbisesi yap. Yoksa yapamaz mısın? Akşama kadar vaktin var. Dışarı çıkmayacaksın buradan elbise bitmeden. Zaten asistanların buralarda olacak. Ha, elbisenin zencefilini de unutma. Başka bir alternatifim yok. Ona göre ya bu olacak ya da... Hayır yani anlamıyorum. Nedir bu gizem tutkusu? Biz de insanız değil mi? Gel iki çift laf edelim. Bir konuşalım bakalım ne istiyorsun? Anlat bana. Önce bir ben anlayayım. Ama yok. İlla böyle fiyakalı çıkışlar olsun. Allah'ım ne olursun. Bugün de atlatayım. Vallahi senden başka hiçbir şey istemeyeceğim. Yani belki isterim ama onlar hep sonra. Söz. Tabii ben bunun altından tek başıma nasıl kalkarım? Kalkamam. Günaydın. Günaydın. Şeyma, bir saniye. Dün gece için affedersin, hiç bana yakışmadı biliyorum. Canım sıkkın, kafamda karışık işte. Şeyma bak, aramızda ne olursa olsun sen benim için her zaman başkasın. Her zaman da öyle olacaksın. Bunu biliyorsun değil mi? Sen de öyle. Bak Mete, biz aynı evde oturuyoruz evet ama artık durumlar değişti. Sevgili değiliz. Dostuz, ev arkadaşıyız artık. Adını ne koyarsan koy. Hem ben kararlıyım. Merak etme. Yani maddi durumum müsait olunca başka bir yere geçeceğim. Burası senin evin. Burayı bir otel gibi kullanmak istemem. Şeyma, burası benim evim değil. Burası bizim evimiz. Yani
Burayı sen istedin. Ben sana sürpriz yapıp kiraladım. Bu eşyaları beraber seçtik. Hatta birçoğunu sen seçtin. Hayal kurdun. Ne çabuk. Ne çabuk vazgeçtin hayallerinden. İnan bana hiç kolay olmadı. Ama bizim için doğru olan şeyler genelde zordur, değil mi? Bak Mete, ben yeni bir hayata başladım. Ve senin de aynısını yapmanı tavsiye ederim. Arkadaşlar, bugün benim son günüm. Ben bu günü birlikte geçirelim istedim. Ayaz, canım, sen benim hep yanındaydın. Çok iyi bir sevgili oldun. Yani zaman zaman uzlaştın. Ama olsun, kalbin temizdi. Niyet önemli. Teşekkür ederim. Yani gönül isterdi tabii daha güzel günlerimiz olsun. Ama buraya kadarmış. Kısmet. Çoluk çocuğa karışsaydık. Olmadı. Burcu, Sibel, siz hep çok iyi dost oldunuz bana. Güldük, eğlendik ama yolun sonuna geldik. Emre'ye ilk kere söyleyin sizi üzmesinler. Niye gülüyorsunuz acaba? Burada veda konuşmasını yapıyor arkadaşınız. Saygı. Bitti mi canım? Bitti canım. Tamam, o zaman artık işe koyulabiliriz. Hiç başlamasak mı? İmkansız çünkü. Umut yok. Öykücüğüm, bir kendine gelir misin ya? Bak sen neleri başardın, bunu mu yapamayacaksın? Evet canım benim ya, sen neleri başardın ya? Ayrıca tamam bak, bu hareketler sana çok yakışıyor falan ama yani ne olur biraz kendine gel. Üzme bu kadar kendini ya. Şimdi ne istiyor kadın? Hı. Hazır mısın? Elbise. Ama bu canım güzel yanık perdeden elbise. Yuh. Yani o da biraz fazla şey istemiş. Neyse ya, halledeceğiz artık bir şekilde. Yani biz bu işlerden pek anlamayız ama sen ne istersen yaparız. Koştururuz, sen sıkma canını ya. Ya hakikaten yapar mıyız ya? Yaparız be, yaparız. Öykü. Al işte ya, bende nerede kaldı diyorum bu. Monika'nın asistanından öğrendim yerini. Bir ihtiyaç var mı? Yok arkadaşım, bir ihtiyaç falan. Eksik olma. Gerçi birazcık eksik ol ya. Git doğaya muaya fotoğraf falan çek. Bak kış da geldi artık, sana malzeme çıkmıştır bol bol. Ya Ayaz, kibar olur musun canım? Derin, çok teşekkür ederim. Özür de dileyemedim senden. Bir sürü iş açtım başına, affet. Mühim değil, olur öyle şeyler. Şimdi söyle bakalım bana, benim yapabileceğim bir şey var mı? Monika dedi ki, zencefil, mencefil... Hep bir şeyler dedi ama ben anlamadım. Zencefil mi? Ha. Tamam işte, zencefilli tavuk dünden. Ne? Oo, bir de inek olacaksın ha. Monika ne dedi? Aksesuar bir elbisenin baharatıdır, zencefil gibi. Yani elbisene aksesuar bul diyor, o broşu bul diyor. Ha. Ha ya, uyu sen. Bahsettiği broş bu. Da nereden bulacağız biz broşu? Kıyafetini çok beğendim. Özellikle de o broş. Melek kanadı. Teşekkür ederim. Ben bunu çok özel bir yerden aldım. Yani orada bir sürü çeşidi vardı ama ben bunu seçtim. Ben bulurum. Asıl ben bulurum. Sen fotoğrafı bana göndersene. O iş bende. Sana da göndereyim diyeceğim ama. Merak etme, hafızamda. Bak, bende de hafızada. Merak etme. Gerçekten bulabilir misiniz ya? Evet. Ay tamam, bulabilirlermiş işte ya. Hadi tamam, hadi siz gidin bulun.
Hadi hadi, hadi beyler. Siz gidin o broşu bulun, biz de burada kalıp neler yapabileceğimize bir bakalım. Olur mu? Bana uyar. Asıl bana uyar. Hadi gidin, koşarak gelin, bana broşu bulun. Kız, sana uyar mı? Burcu uyar. Bana uyar zaten. Dinden uyar bana. Hadi kızlar, başlayalım biz de. Bakalım, bakalım, bakalım. Bence fazla kendini yorma. Ben bir iki saate bulur dönerim. Göreceğiz bakalım. Alo Emre. İtiraz yok. Dırdır yok. Hemen yanıma geliyorsun. Hayat memat meselesi. Acil durum. Şeyma... Şeyma çok değişti baba. Bu sabah bana öyle bir baktı ki... sanki başka birine bakıyor gibiydi. Yani sanki ben orada değilmişim gibi konuşuyordu. Nasıl da değiştik rolleri ya. Önce ben hayatıma devam ettim. O durdu. Şimdi o hayatına devam ediyor, ben duruyorum. Ama hayat devam ediyor. Sen durursan hayatı ıskalarsın. Geçip gider yanından, yetişemez. Kız doğru olanı yapıyor. Sen de aynısını yap. Mete, bak ben de aynısını yapıyorum. Aslında hepimiz, herkes aynısını yapıyor. Canımızı sıkan, bizi üzen çok şey var. Ama devam ediyoruz. Devam etmezsek yeniliyoruz çünkü. Bugüne kadar Şeyma konusunda hislerim hep beni yanılttı baba. Hiç o yaptığı kötülükleri konduramadım ona. Yanılmışım. Şimdi yeni bir şey hissediyorum baba ama farklı bir şey. Yani başıma gelmesinden korktuğum bir şey. Zaten neden korkarsam başıma geliyor ya. Bence... Şeyma'nın hayatında yeni birisi var baba. Olabilir. Buna hazırlıklı ol. Kendini yıpratmayı da bırak artık. Lütfen. Kendini işine ver. Bir hobi bul, onu yap. Takılma bu kadar. Ben bunu senden rica ediyorum. Kusura bakma. Bilmiyorum işlerin yoğun muydu ama rahatsız ettim seni. Yok, hayır. Hiç problem değil. Senden bir şey rica edeceğim. Hı? Melek Kanadı broşu. Hani dün geceden, hatırladın mı? Evet. Özel bir yerden aldığını söylemiştin. Bir sürü çeşit var demiştin. Şimdi benim de bir broşa ihtiyacım oldu da... acaba beni oraya götürür müsün? Yani aslında orası Önem Hanım'ın gizli yeriymiş. Çok fazla insan bilmezmiş orayı ama... Aramızda kalacak. Söz verin. Vallahi bulursak burada buluruz Ayaz. Bak bu sokağın alayı öyle takıcılar, antikacılarla falan dolmuş. Ya o adam bizden önce bulmamalı. Ne yapıp edip ondan önce bulacağız. Aynen. Başka çaremiz yok. O adam henüz kiminle dans ettiğinin farkında değil abicim. Aynen. Aklını alırız oğlum biz adamı. O adam kiminle dans ettiğinin farkında değil dedim ya. Öykü'yle dans ediyor olmasın? Ne diyorsun abicim sen? Hayır abicim anlamıyorum yani ya. Ne alaka? Ne istiyor bu adam bizim öykümüzden?
Yoksa ona karşı derin duygular mı besliyor? Sen konuşmaya devam edecek misin? Ya bu adam benim asabımı bozuyor. Tamam, sen sakin ol. Gel, biz aramaya devam edelim. Gel. Aşk denen bu şey var ya, öyle tuhaf ki sorma. Onsuz olmuyor asla. Nereden çıktı karşıma? En yalnız kalpler bile severmiş sonunda. Varsın eğlensin ruhumuz aşkın doyumlarında. Günler geceler boyu gamsızca. Sonunda varsın eğlensin ruhumuz aşkın doyumlarında. Günler geceler boyu gamsızca. Şaşırt bugün.